Ben Haluk Tatar için hazırladığımız eğitim filmlerine devam ediyoruz Bu eğitim filmimizde yüzey komutlarını öğreneceğiz Cat dünyasındaki ismiyle Surface Surface Toolbar Surface Icons diye duyacaksınız Zaten burada kendine ait bir sekmesi var Komut isimleri dikkat edin katılamadakine featuresdakin aslında çok benziyor Extrude, Revolve, Sweep, Loft Extrude, Revolve, Sweep, Loft hep aynı Ama Alt menülerde alt ikonlarda farklı özellikler var. Bunları göreceğiz. Bu eğitim filminde 5 ya da 6 tane yüzey modelleme komutunu bir arada inceleyeceğiz. Bunun için sizden ricam eğitim dosyaları içerisindeki çaydanlık sketch yapılmışı da var. Çaydanlık da var. En sonunda nasıl bir görüntü oluşuyor bilmeniz için bıraktık içerisinde eğitim notlarının. Ama çaydanlık sketch'i lütfen açın. Yüzeye başlamadan önce size yüzey ile katı arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Bunun için yeni bir sayfa açıyorum. Front plane'de bir sketch çizdim. Bir tane daha çizdim. Bunların ikisine katılıyorum. Bunlardan birine shell atıyorum. Ama o kadar ince bir şey atıyorum ki 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Çok çok ince görüyor musunuz? Katı ve katı. Solid bodies 2. Bunların biraz yanına da aynı şekilde front düzlemde bir sketch daha açıyorum. Ve bunu bu sefer surface ile oluşturuyorum. Aynı şekilde tabanını da kapatıyorum. Bakın artık SolidWorks diyor ki iki tane surface body'm iki tane katı body'm katı body'm var. Şimdi çok çok ince şellenmiş bir parçayla bir surface'in 0 milim kalınlığındaki bir surface'in farkı nedir? Dikkat edin. Surface'de gelip iç yüzeye dokunduğum zaman dış yüzeyi seçmiyor. Dışarısı seçilmiyor. Yani aslında istediğiniz kadar ince yapın. Birbirinden farklı iki yüzey var. Anlatabiliyor muyum? Ancak surface'de ben iç yüzeye dokunduğum zaman tek yüzey olduğu için dışarıyı da seçiyor. Bu kadar basit. Aradaki fark Shell sizin işinizi Surface'teki gibi görmez. O yüzden ince shell atarak Surface komutlarındaki esnekliği beklemeyin. Şimdi dönelim örneğimize ve komutlarımızı öğrenelim. Birinci öğreneceğimiz komut Revolve Surface. Extrude Surface'de çok bir şey yok. Aslında Extrude Surface seçtiğiniz herhangi bir çizgiyi kalınlık veriyor. Hepsi bu. O yüzden Extrude Surface'de size detaylıca anlatacak bir şey yok. Yani gelirsiniz, mid plane yaparsınız. İki yönü uzatır. Aynen katılamadaki gibi up to vertex, up to surface var. Veya kapalı alanları yapabiliyorsunuz. Yani geldim bu konturu bıraktım. Bu sefer şu kapalı alanı seçtim. Ve surface dedim. Bu sefer de bir boru gibi bir hat oluşturuyor. İlk revolve surface ile başlıyorum. Diyorum ki revolve surface bu yüzeyi bu eksen etrafında çevir. Çaydanlığının gövdesi. Burada yaptığımız işlemde kullandığımız sketch alt üçlü bir spline yani çok zor bir geometri değil.